Efendim selamünaleyküm, ben Oğul. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber G23-20'yi Luxury Plus Executive testinde hep beraberiz. Efendim G23-20 aracımızın motor kısmına geçtiğimiz zaman aracımızda 1.6 170 beygir güç 250 Nm tok beygir sunan motorumuz bulunuyor. Bu motorda twin scroll turbo ve elektronik Westgate'imiz bulunuyor. Geçtiğimiz zaman aracımızda 7.7 litrelik bir şehir içi, 5.6 litrelik de bir şehir dışı yakıt tüketim verisi bulunuyor. 8 ileri çok güzel, çok pürüzsüz bir şanzımana sahip aracımız. Bu şanzımanla beraber aracımızda 7.7 saniyelik bir 0-100 verisi bulunuyor. Yalnız şikayet etmek istediğim birkaç konu var. Bir konu var daha doğrusu. Şimdi bu aracın fiyatlarını hepimiz biliyoruz, özellikle EYTV zammından sonra premium D segmenti, bu G20 gibi bir aracın fiyatı çok yüksek mevlalara ulaştı. Eskiden G30 alabildiğimiz paralara ulaştı fiyatları. Ve burada bir kaplama kullanılmaması benim hoşuma gitmedi açıkçası. Efendim G23-20 aracımızın dışına geçtiğimiz zaman aracımızda LED far ve LED stoplar bulunuyor önde arkada. Jantlarımız 17 inç Star 771 kodlu jantlarımız var. Burada görmüş olduğunuz üzere şerit takibin radarı var burada. Ve burada da bir sunroofumuz var. Bu araçta size çok ilginç bir şey anlatayım. Artık G serisi araçlarda, G serisi BMW'lerde aktif panjur teknolojisi kullanılıyor. Aktif böbrek BMW jargonuyla söylersek. Buralar kışın araba soğuk olduğu zaman kapanarak daha hızlı ve aerodinamiği yükseltiyor. Ve araba daha hızlı soğutma suyunun daha hızlı ısınmasını sağlıyor. Onun dışında bu araçta şurada deliklerimiz var. Böyle bildiğiniz parmak giriyor. Bunlar da frenlere soğuk hava taşıyor. Bu da bence çok güzel bir özellik. Efendim G23-20'yi aracımızın içine geçtiğimiz zaman bu aracımıza Vernesca bir döşeme bulunuyor. Ondan sonra bu OAK'ta trim bulunuyor aracımızda. Ayrıca bir de Sensatec göğüs var. Bu hafiften böyle derimsi malzeme. Bunlardan size daha sonra bahsedeceğim. Ben emniyetlerimden başlamak istiyorum. Bu BMW'nin kullandığı, benim sevdiğim oynak gergilerim ve kemerimiz var. Koltuklarımızın destekleri gayet iyi. Bu kenarlardan sizi cidden yerinizde tutuyor ama biraz koltuk sert geldi. Deri kalitesi bu segmente göre daha iyileri var. Bu araçta daha iyi opsiyonlar var ama yine ortalama seviyelerde. Kapımıza geçelim. Kapımızın üst kısmı açıkçası premium D segmenti bir araca göre sert. Kendi düşüncem. Buralar yine deri kullanılmış. Buralarda. Burada plastik. Burası plastik. Altlara doğru plastikleşiyor zaten. Burada bunların metal kullanılması, aracımızda hafıza da var. Bu da güzel bir özellik. BMW'nin yeni metal kapı açma, bu mat alüminyum görünümlü kapı açma kolları kullanılmış. Burada çok ince şerit bir ambiyans aydınlatmamız var. Geçtiğimiz zaman burada bir tane bardaklık ve burada da ufak bir gözümüz var. Bagaj açma kumandamız da burada. Aracımızın göğüs kısmına geçelim. Burada sol tarafta bir hava menfezimiz var. Onun altında far kumandalarımız var. Far kumandalarımız artık bu şekilde çevirmeli, ittirmeli, hiçbir şey yok. Burada ufak bir göz var. Burada ufak düğmesi basınç açılıyor. İçi çok güzel. Kadife kaplamalı. Hoşuma gitti. Göğüse geçelim. Aracımızda böyle Sensatec göğüs var dediğim gibi. Çok yumuşak değil ama böyle deri gibi gözüken bir malzeme. Direksiyonumuza ve kadranımıza geçelim. Aracımızdaki yabancıların infotainment screen dediği ve hayaletimiz hakkında konuşmak istiyorum ben sizinle birazcık. Bu araçta Live Professional olarak geçen BMW'nin kullandığı bir kokpit var. Burada bu geri tip hayalet bununla beraber geliyor ve bu geniş ekran geliyor burada. Direksiyonumuza geçelim. Direksiyonumuz yine G serisi araçlardan, hatta F40 kasa son BMW 1 serisinde olan direksiyonun aynısı. Bu kalın, güzel bir BMW direksiyonu. Sol tarafta hız sabitleme olaylarımız var. Sağ tarafta da radyo ünitemizin kontrolleri var. Burada çok güzel piyano bir detayımız bulunuyor. Ekrana geçelim. Ama bu ekranın burada joystick'i var görmüş olduğunuz üzere. Bu joystick'ten her şeyi halledebiliyoruz. Yalnız araçta connected drive bulunuyor ama ne yazık ki ülkemizde bazı yasal sebeplerden dolayı connected drive şu an ne yazık ki çalışmıyor. Bu ekranımızda CarPlay ve Android Auto bulunuyor ayrıca. Altına doğru geçtiğimiz zaman burada yeni klima ünitemiz var. Bu araçta ısıtma var, Luxury Line. Burada da klima panelimizin ufak bir ekranı var. Buralarda bu metal detaylar kullanılması gayet hoşuma gitti. Şurayı kapatalım şimdilik. Burada da radyo kanallarımız var. Böyle dokunmatik tuş gibi bunlar ama hepsinin beraber gitmesi benim hoşuma gitmedi. Bu tuşun şeyi de, bu dışındaki materyal, bu dizayn da açıkçası hoşuma gitti. Burada çok büyük bir panel kullanılmış. Bunu böyle bastırdığımız zaman arkaya doğru gidiyor.
Burada kablosuz şarj bulunuyor bu araçta ve burada da ikili bardaklığımız. Burada USB girişimiz, altında da 12 voltumuz var. Yeni vites topuzuna gelelim. Eski joysticklere göre boyut üçgünden çok ufak geldi bana. Böyle çok ufacık bir şey bu yani, böyle cidden. Sağ tarafına doğru geçtiğimiz zaman burada joystick'imizin kontrolleri var. Dediğim gibi aracımıza geniş ekranda bulunuyor. Burada park sensör tuşlarımız, ondan sonra start stop'un tuşu. Burada motoru çalıştırdığımız start stop butonumuz var. Burada mod tuşlarımız, altta auto hold ve el freni tuşumuz bulunuyor. Yine el freni tuşu da cidden ilginç olmuş. F30 hatırlanan üzere gerçekten el freni vardı. Burada böyle ortalama düzeyde bir kol dayamamızın içi var. Burada da bir Type-C girişimiz bulunuyor. Buranın ufaklığı böyle çok hoş bir aydınlatma detayı var. Kapattığımız zaman üstünde çok sert bir materyal kullanılmış. Açıkçası koltuklara göre de bunun deri kalitesi hiç güzel değil. Suni deri kullanılmış. Bu hoşuma gitmedi bu. Burada bu OAK olarak geçen trimimiz devam ediyor. Burada da bu çok ince ambiyans aydınlatmamız buradan devam ediyor. Açtığımız zaman torpidomuz açıkçası birazcık bana küçük geldi. Küçük dar, hemen bitiyor. Ama içinde çok güzel kaliteli malzeme kullanılmış. Geçtiğimiz zaman ben biraz daha bu orta ekrandan size söz etmek istiyorum. Bununla benim beğenmediğim bir şey mi oldu? Yeni spor göstergeler abi. Yeni spor göstergeler böyle çubuk şeklinde ara görüntüsüne girecek. Çubuk şeklinde gidip geliyor. Önceden F kasa koltuğu araçlarda böyle yuvarlak göstergeler vardı. Siz bastıkça onu gösteriyordu, şey yapıyordu. Bunda ne yazık ki onlar kalmamış. Burada çerçevesiz bir aynamız var. Bu da hoşuma gitti. Yukarı doğru çıktığımız zaman burada SOS tuşumuz. Altta da bu yine G serisi, artık G kasa kodlu araçlarda çok güzel aydınlatma panellerimiz bulunuyor. Sunroofumuzun tuşu da yine burada konumlandırılmış. Efendim şu an görmüş olduğunuz üzere G23-20 aracımızın arkasındayız. Ben kapımızdan başlamak istiyorum. Aracımızın kapı paneline geçtiğimiz zaman burası böyle deri ama sert bir malzeme kullanılmış burada. Burasında da yine deri kullanılmış ama biraz daha yumuşak buradaki malzeme. Koltuklarla uyumlu buradaki malzeme, yine dikişleri de aynı şekilde. Geçtiğimiz zaman burada BMW'nin yine bu mat alüminyum görünümlü kapı kolları var. Burada da bu yine metal cam açma kapama düğmemiz var. Burada bir çekme yerimiz var böyle kapıyı. Burası gayet geniş tutulmuş. Buraya hatta bir telefon bile artık koyulabilecek düzeyde geniş burası. Burada bir ambiyans aydınlatmamız var. Şöyle şu çubuk şeyine şu kadar bir boyuta sahip, gördüğünüz üzere ara görüntüler size girecektir bu arada. Burada çok güzel bir hoparlör kapatmasını kullanmış BMW. Buralar artık sesinden de anlayabileceğiniz üzere plastik. Burada ufak bir göz var ama burada büyük bir bardaklık var. Bu gayet güzel olmuş. Ama bence burayı komple şu aradaki plastikle kullanmayı komple yapsalar da çok daha güzel olurdu diye düşünüyorum kendi fikrim. Koltuğa geçelim. Koltuğun yan tarafında böyle yumuşak bir malzeme kullanılmış yine. Ben BMW'nin buraları da deriyle kaplamasını seviyorum. Koltuğumuza geçtiğimiz zaman koltuk bana sert geldi açıkçası. Biraz neden bilmiyorum ama G20'li koltuklarını çok beğenmedim. Bana sert geldi derisi. Geçtiğimiz zaman şu kadar bir baş mesafem bulunuyor. Benim boyum 1.83. Önde de şu kadar bir diz mesafem bulunuyor. Sağa doğru geçelim. Burada ikili klima menfezimiz, altında klima kumandamız var. Bildiğiniz üzere ilk gelen araçların bazılarında yoktu bu. Burası böyle plastikti. Hatta şu hava çıkışı menfezi olmayanını bile ben gördüm. Hani bizim hatırlarsanız Golf'te bile vardı ama hani o zamanın parasıyla 400-500 bin liralık araçlarda bu yoktu. Ama şu an bunun artık geliyor olması gayet güzel bir şey. Burada bir 12 volt çıkışımız, yanında da 2 tane USB Type-C girişimiz var. Onun dışında geldiğimiz zaman burada bu kol dayamamızı indirelim. Kol dayamayı indirdiğimiz zaman F30'a aynı, hatırladığımız kol dayamanın aynısı. Ama F30'a biraz daha yüksekte olduğunu hatırlıyorum. Ben çok onu koyun böyle çok aşağı koyuyor gibi hissediyorum. Belki alışılır tabii ki illaki de. Buradan bastığımız zaman yine F30'a gibi de bardaklığımız açılıyor. Bunu kapatalım. Buraya geldiğimiz zaman da burada çok kibar bir aydınlatma detayı kullanmış BMW. Şuradan hep mavi detaylar geliyor. Bu aydınlatma kumandası benim hoşuma gitti. Tuş hissiyatları, basım hissiyatları da gayet güzel. Efendim G23-20 aracımızın görmüş olduğunuz üzere arkasındayız şu an. Ben bagaj kapalı başladım incelemeye çünkü birkaç size iletmek istediğim detay var. Onlardan başlayalım. Aracımızda burada geri görüş kamerası var görebileceğiniz üzere. Bir de elektrikli bagaj bulunuyor. Ondan aslında bagaj kapalı başladım. Şurada da düğmesi var gördüğünüz olduğunuz üzere. Bu eski F kasalı BMW'lerden bile buradan olan düğme. 480 litre bagajımız gayet. Derinliği çok yok ama yüksekliği gayet güzel. Burada bir kaplama kullanmamışlar. Bu araçta ilk gelenlerde yoktu yine. Çok komiktir. Burada bir koltuk yatırma tuşlarımız var. Bunları çektiğimiz zaman ara görüntüler size girecektir. Koltuklarımız yatıyor. Bagaj gayet geniş. Bir Türk ailesinin açıkçası ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde. Kenarında da böyle fileli ufak eşya koyulabilecek alanlar bulunuyor. Efendim G20 incelememi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yanlış yaptığım şeyler varsa veya bir fikir belirtmek istiyorsanız lütfen yorumlar bölümünden bunu belirtin veya bana yazın. Bunu şunu yanlış söyleyin, doğrusu bu diye. Sonuçta biz de insanoğluyuz veya çekim sırasında bazı hatalar yapabiliyoruz. Bize bu aracı sağladığı için buradan yakın arkadaşım olan Ertuğrul'a çok teşekkür ediyorum.
İki yana duran bağlantılardan başka videolara geçebilir. Kafam üzerinde veya şurada bir yerde olan kafamdan kanalıma abone olabilirsiniz. Ertuğrul'un Twitch kanalı var bu arada. Aşağıda linkini bırakıyorum. Oradan onun kanalına da ulaşabilirsiniz. Arada sırada gayet güzel oyun yayınları yapıyor. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim.